sonra aşı buldunuz, yeni bir adım daha atarlar, yeni bir mikrop dünyayı boğar. Bu doğal tabii süreçle mi mutasyona uğruyor, yoksa bu dışarıdan etkilenebiliyor mu? Manipüle edilebiliyor mu? Şu ajanın fotoğrafı var. Kendini bir tespit edelim bakalım. Bu maskeli de olabilir. Onu tespit etmeden siz buna karşı nasıl ilaç geliştirdiniz? Bu ilacın üçüncü fazını da yapmadılar. Çünkü hasta kalmamış Çin'de. Çin bu aşıyı daha yeni yaptı. Aşıyı yapmadan hastalığı tedavi etmiş. Yani şimdi neresinden tutsanız elinizde kalacak 40 tane soru sorsanız 40'ının havada kaldığı bir durum. Daha üçüncü faz tamamlanmamış. Acil kullanım izniyle Türkiye'ye getiriyorsun. Biz Çin'in kobayı mıyız? Bunu peki devletler arası alacağız diyordunuz. Aşıyı tanımlamadın ki, ya mikrobu tanımlamadın ki. Belki bunları Çin'deki mikrop değil de bize İtalya'daki, Fransa'daki mutasyonu ya da eş zamanlı servis edilen başka bir mikrop Türkiye'de baskın özellik taşıyor. Bizim bunları tekrar izole etme konusunda da özellikle gen laboratuvarımız yok. Bu ileri laboratuvar teknolojisine sahip değiliz. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız.